Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Ekber. Allahu ekber. Geç geç geç. Ben mikrofonu vereceğim. Batı son iki asırdır İslam ümmeti üzerinde kirli emellerini hayata geçirmek için türlü hile ve desiselerle Müslümanları parçalamış, çeşitli fitnelerle de birbirine düşürmüştür. Bu oyunun son örneği Yemen'de sergilenmektedir. Yemen'de 2011 yılında başlayan gösteriler 2014 yılında fiili savaşa dönüştü. Savaşta ülkenin altyapısı tamamen çökerken 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yerinden yurdundan olurken 8 milyon insan da açlığın pençesindedir. Yemen'de salgın hastalık ve açlık baş göstermiştir. Olan masum insanlara, günahsız çocuklara olmuştur. Gün geçmiyor ki açlıktan çocuklar ölmesin. Hiçbir Müslüman devletinin durumu düzeltme çabasının olmaması da ayrıca düşündürücüdür. Bütün İslam ümmeti gibi Yemen'in de umudu Türkiye'ye bağlamış ve feryat ediyor. Ey Müslüman Türkiye'li kardeşlerimiz! Sizin dedeleriniz 401 sene burada huzur ve mutluluğu getirdi. Ne olur bize sahip çıkın. Bir öğün yemek bedelini açlıktan ölen çocuklarımıza ikram edin. Birkaç yardım kuruluşu haricinde ülkeye insani yardım ulaşmamakta, her geçen gün hayat biraz daha çekilmez hal almaktadır. Hem dünya ve hem de Müslümanlar adeta bu vahşet karşısında dilsiz ve sağır rolünü oynamaktadır. Bir taraftan ümmetin çocukları açlıktan ölürken, diğer taraftan birçok Müslüman çocuklarına yemek beğendirememektedir. Peygamber Efendimizin tabiriyle bir vücudun azaları böyle mi olmalıydı? Duyarlı herkese çağrıda bulunuyoruz. İsraf ettiğimiz yemek, çöpe attığımız ekmeklerin kıymetini 7 yaşında açlıktan ölen Yemenli Emel kızımız bize öğretemedi mi? İnfak etmeyi, lokmasını aç olanla bölüşmeyi nasıl da unuttuk? Açlıktan ölen anasının cesedi başında günlerce aç bekleyen çocukların dramı hiç mi taşlaşan yüreklerimizi yumuşatamadı? Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Bizler türlü nimetler içerisindeyken yiyecek bir kuru lokma ekmek bulamadığı için bedeni eriye eriye can veren masumların hesabının bizden sorulmayacağını mı zannediyoruz? Değerli basın mensupları, son olarak diyoruz, bütün Müslümanları aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmaya, Allah'ın tescillediği kardeşliği yeniden tesis etmeye, malıyla ve duasıyla mazlum kardeşlerimize yardımda bulunmaya davet ediyoruz. Savaşların olmadığı, anın dökülmediği, açlıktan çocukların ölmediği günlerde buluşmak temennisiyle